Evet, gençler, bugünkü konumuz döngüler. Döngüler neydi? Dediğimiz gibi program içerisinde belirli sayıda sürekli bir şeyi tekrar edersek biz bu olaylara döngü diyoruz. Bunu kullanmamız gerekiyor. Bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Yani bir komutumuz var diyelim. Bu komutu 100 defa tekrarlamamız gerekiyor veya 10 defa tekrarlamamız gerekiyor. Biz bunu döngü sayesinde daha basit şekilde yapıyoruz. Döngüyü programlamada çok sık kullanıyoruz. Ne dedik? Bizim 3 tane döngümüz var programlamada. Bir for döngüsü, en basiti bu. 2 while döngüsü, 3 do while döngüsü. For döngüsü biraz değişik. Şu ikisi birbirlerine benziyor. Biz bu derste while döngüsünü göreceğiz. While döngüsüyle ilgili örnekler yapacağız. Şimdi bir döngü ne? Onun tanımını yazmış buraya. Bir veya birden fazla işlem satırını, yani bir veya birden fazla komutu bir koşula bağlı olarak belirli sayıda veya bir koşul sağlandığı sürece tekrarlayarak çalıştıran kalıplara döngü adı verilir. Yani bir kalıbınız var. Bunu 5 defa çalıştırmak. 5 defa bunun tekrar etmesini istiyorsunuz. O zaman döngü kuracaksınız. Şimdi döngü kurarken daha önceki derslerimizde de söylemiştik. 4 tane yapmamız gereken işi var. Döngü kurulurken yapılması gereken işler. 1. Döngümüze değişken tanımlayacağız. Şimdi bunları sırayla yaparak şu while döngüsünü kuracağız. Flowgrid'in programında bunu deniyorum biliyorsunuz. Flowgrid'in programında yapacağız. Bir de ben şu görünümü değişken konsola alıyorum. Bu görünümümüz daha güzel. Şimdi döngülerimizi kurarken ilk döngümüzü kuracağız şu anda while'la. Öncelikle ne dedik biz burada? Bir tane döngü değişkeni tanımlamamız gerekir dedik. İlkten bir tane döngü değişkeni tanımlıyorum. Tanımla diyorum. Değişkenleri buradan tanımlıyoruz biliyorsunuz. Şimdi değişkenleri tanımlarken öncelikle isim veriyorduk. Bizim döngü değişkenimi ben şu anda sayaç diye tanımlayacağım. Genelde sayaç diye tanımlanır ama başka isimler de kullanabilirsiniz. Döngü değişkenime ben program içerisinde sayılar atayacağım. Yani 0, 10, 20 gibi sayılar atayacağım. O yüzden tipini ne seçmem gerekir buradan? Tam sayı, reel, string, boolean hangisini seçeyim? Cevap? Tam Tam sayı mı seçeyim? bir daha söyler misiniz hocam? Yani sayaç değişkenine ben sayılar atayacağım diyorum. Bir de sayaçın tipini seçmem gerekiyor da hangi tipini seçeyim ben buradan? Tip olarak ne belirleyeyim? Tam sayıcı. Tam sayı belirleyeyim. Çünkü tam sayılar atacağım. Tamam, tam sayı belirledim. Birinci işlemim bu. Sayaç Tam değişkenini sayı tanımladım. değil mi hocam? Tam Efendim? sayı değil mi hocam? Bir dakika, sesiniz kesiliyor ya. Bir daha Sesim söyler çok iyi misin? geliyor. Tam. Duyabiliyor musunuz şu anda? Evet Şu an hocam, daha iyi şu an iyi hocam. geliyor. Şu an daha iyi geliyor. Tamam. Şimdi öncelikle değişkenimizi tanımlayacağız dedik. Değişkenimizi tanımladık. Daha sonra ikinci basamağımız değişkenimize bir başlangıç değeri atayacağız. Şimdi değişkene değer atamayı atamadan yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi sayaç değişkenimize bir başlangıç değeri atayacağım. Örnek olarak burada 1 diyelim. 1 değeri atıyorum. Daha sonra bakın değişkeni tanımladım. Başlangıç değeri atadım. Daha sonra döngü içerisinde bu değişkeni artırma veya azaltma yapacağım. En sonuncusu da döngünün bitiş koşulunu belirleyeceğim. Şimdi biz hangi döngüyü yapacağız? Şöyle sağ tıklıyoruz. Döngülerimiz 3 tane döngümüz var dedik. For, while, do-while döngüsü. Burada do diye geçiyor. Do-while aslına bakarsanız. Şimdi biz while döngüsünü görüyoruz. While döngüsüne tıklıyorum. Evet. While döngüsüne tıkladığımda bakın şu şekilde. While diyor. Bakın şurada dönen kısım var. Gördük mü şurayı? Dönen kısım burası. While döngümüzde aynı eğerdeki gibi döngünün içerisinde bir şart yazıyoruz. Bu şartımız doğru olursa bu döngümüz dönecek. Şurası dönecek. Ne zaman çıkacak? Döngüden yanlış olursa çıkacak. While döngümüz bu şekilde. Buraya şart yazacağım. O
Döngüm şart doğru olduğu sürece dönecek. Doğru olmadığı zaman da buradan çıkacak. Peki buraya şart olarak ne yazacağım? Şöyle bir şart yazıyorum. Örnek. Sayaç işte ne diyelim? Küçüktür 5 diyelim. 5 dedik. Tamam. Şu anda ben şuradaki dördüncü yapmam gerekeni yaptım. Yani bitiş koşulunu belirledim aslına bakarsanız. Şuradaki koşul belirledim. Daha sonra üçüncü adımda neydi? Döngü içerisinde artırma veya azaltma yapacaktım. Döngünün içerisi neresi? Şurası bakın. Değil mi? Şurası. Burada artırma veya azaltma. Şimdi sayaç değişkenini artıracağım. 1 artırmak istiyorum her döndüğünde. Nasıl artırmam gerekir? Sayaç değişkenini 1 artırmak için ne yazmam gerekir buraya? Sayaç artı 1. Heh, güzel. Şöyle yazacağım. Sayaç değişkeni eşit olacak. Sayaç artı 1'e. Tamam, güzel. Evet, sayaç eşittir. Sayaç artı 1'e eşit olacak. Daha sonra şu an döngümü kurdum. Bakın döngü bitti. Tekrar edelim. Tanımla dedik. Değişken tanımlayacağız dedik. Değişkenimizi tanımladık. Sayaç. Değişkenimize başlangıç değeri atayacağız dedik. Başlangıç değeri atadım. 1. Döngünün dışında bak. Döngünün içerisi şurası. Döngünün dışı burası. Döngünün dışında bir başlangıç değeri atadım. Sonra bitiş koşulu belirle dedi. Bitiş koşulum şu. Sayaç küçük 0. Bitiş koşulum bu. Bunu belirledim. Bir de döngünün içinde artır veya azalt dedi. Ben şu anda artırma yaptım. Döngümü kurdum. Şu an bu döngü kuruldu. Ama döngümü kurdum. Bu döngüde neler olur onu görmek için şöyle çıktı olarak mesela ben ne diyeceğim? Merhaba dünya diyeceğim. Bir metin yazdıracağım yani. Şöyle M'yi büyük yazalım. Merhaba dün ya diye bir metin yazdıracağım. Yazdırdım. Şimdi bu döngümüzü bir çalıştıralım bakalım. Evet, çalıştırdım. Şu an benim çıktım ne oldu? Ne yaptı gençler çıktı olarak? Merhaba dünya yazdı değil mi? Yazdı mı? 5 defa. Kaç defa yazdı şu anda? 5 hocam. 5 mi? İyi bak bakalım. 4 hocam. 4 hocam. 4 defa yazdı. Şimdi niye 4 defa yazdı? Bunu inceleyelim. Yani bu döngü nasıl çalıştı inceliyoruz. Şimdi baştan şuna basarsam bu hızlıca da çalıştırıyor biliyorsunuz. Şu yan taraftaki oka basarsam bu adım adım çalıştırıyor. Adım adım programı çalıştıracağım. Nasıl çalıştığını iyice kafamıza yerleştirin. Çalıştırıyorum. Bakın düğmeye bastım. Öncelikle şurası çalışıyor. Sayaç değişkeni tanımlayacak. Bakın tanımladığı zaman buraya geldi gördünüz. Daha sonraki komutumuz ne? Sayaça bir değerini atayacak. Bir değerini atadı. Bakın sayacı 1 yaptı. Gördünüz? 1 yaptı. Daha sonra bakın döngümüze geldik. Şurada bir şartım var. Sayaç küçüktür 5. Sayaç değerim kaç benim şu anda? 1. 1. 1. 1 küçüktür 5. Doğru tarafına mı gider, yanlış tarafına mı gider? Doğru. Doğru tarafına gider. Güzel. Doğru tarafına gidiyor. Bak ilerlet diyorum. Bakın bu tarafa geçti. Şu anda bu işlem ne yapacak? Sayacı ne yapacak? Bir kere artıracak hocam. Bir kere artıracak. 1'di 2 olacak. Bakın basıyorum. Dikkat edin. 1'di 2 oldu. Gördük mü? Sonra merhaba dünya çıktı diyor. Bu ne yapacak? Ekrana ne yazacak? Merhaba dünya yazacak. Merhaba dünya. Bakın sonra yazdı. Sayaca geri dönecek. Ha, bir tane yazdı bak. Gördünüz mü? Bir tane yazdı. Sonra bakın bu okları takip ediyor ya. Hop, bundan nereye geldi? Bir daha sayaca geldi. Şimdi burada bir daha soru soruyor. Sayaç değeri küçük mü 5'ten? Sayaç değerimiz kaç şu anda? 2. 2 küçük mü 5'ten? Evet. Evet. Tamam. Doğru. O zaman şimdi doğruya mı gider, yanlışa mı gider? Doğruya gider, değil mi? Doğru. Bak doğruya gitti. Şimdi sayacı 1 artıracak. 1 artırdı. Bakın 3 yaptı. Gördük mü? 3 yaptıktan sonra şu an ne yazacak? Bir tane daha merhaba dünya yazacak. Yazdı mı? Yazdı ikincisini. Sonra bir daha bu döndü böyle. Sayaç küçüktür 5. Doğru mu yanlış mı şu anda? Doğru. Niye? Çünkü 3'tü sayaç. 3 küçük mü 5? Evet doğru. Yine bu tarafa geçti. Bak dönmeye devam ediyoruz hala. Sayacı 4 yaptı.
bir daha merhaba dünya yazdı. Sonra bir daha sayaca geldi şu an. Yine sorguluyor. Bu sefer sayaç 4. 4 küçük mü 5'ten? Evet. Evet. O zaman yine ne tarafa gidecek? Doğruya gidecek. Doğru. Yine sayacı 1 artıracak. 5 yaptı. Ekrana merhaba dünya yazacak. Yazdı. Yazdı şu anda. Bir daha sorguya geldi. Evet. Şimdi bakalım ne olacak? Sayacılarımız kaç? 5. 5 küçük mü 5'ten? 5. Hayır hocam, eşit. Hayır. Yanlış. Heh, yanlışa gidecek. O zaman yanlışa gittiği zaman program bitecek. Bakın şimdi tamam, bak sona geldi, gördün mü? Program bitti. Bakın biz bu işlemi işte döngü diyoruz. Bak döndü, gördün mü? Burası belli bir sayıda döndü, sonra bitti. Bu olaya biz döngü diyoruz. Şu an biz while döngüsüyle döngü yaptık. Kaç defa yazdı bu? 4 defa yazdı. Tamam. 4 defa. Tamam, 4 defa yazdı. Şimdi bu döngüyü biraz daha inceliyoruz. İnceleyelim. 1. Ben şunu yaparsam ne olur acaba? Küçük değil de bir de küçük eşittir imkanımız var değil mi? Bunu yaparsam bir daha ne olur? Bir daha yazar hocam. Bir daha yazar. Bir tane daha yazar. Doğru mu? Yani toplam 5 tane yazar bu sefer hocam. Kaç defa merhaba dünya yazacak? 5. 5. Çalıştıralım bakalım. Bakın gerçekten de merhaba dünya 5 defa yazdı. Güzel. Tamam. Şimdi ben 20 defa yazdırmak istiyorum merhaba dünyayı. Ne yapmam gerekiyor sadece? Ne hamle yapacağım? 20 yazacağız. 5'i 20 yazacağız, evet. Değil mi? Evet. Bak. Artık döngüyü kurdum. Şimdi artık burası 20 defa dönecek çalıştıra bastığında. Bak. 20 defa yazdı şu anda. Gördünüz mü? Yazdı. Peki size soru. Merhaba dünyayı yazdırmıştık. Buraya ben merhaba dünya değil de bu bir metin yazdırmaydı. Buraya istersem sayaç değişkenini de yazabilirim değil mi? Sayaç değişkenini yazarsam şurayı da 5 yapalım bakalım. Şimdi iyi düşünün, ekrana ne yazacak onu soracağım. Evet, şu anda düşünün, öyle cevap verin, hemen cevap vermeyin. Ekranıma ne yazar şu anda onu istiyorum sizden. Sayaç. Sayaç. Sayaç mı yazar ekranıma? Evet hocam. Evet. Yazmaz. Kerem söyle bakayım ne diyorsun? Sayılara yazacak hocam. Hocam 1, 2, 3, 4, 5 diye artar. Evet hocam. Evet. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5 yazar dediniz. Sayaç yazar dediniz. Şimdi sayaç yazar diyenler zaten baştan kaybettiler. Niye? Niye? Gençler bunun aynısını yazması için şöyle koyarsan aynısını yazar. Bak bunu iyi dinleyin. Bak böyle yazarsak evet sayaç yazar. Ama biz tırnak kullanmazsak sayaç değişkeninin değerini yazdırmış oluruz. Tamam mı? Şimdi bakalım 1, 2, 3, 4, 5 mi yazacak yoksa başka bir 3, şey mi? 3, 4, 5 yazmayacak mı hocam? 2, 3, 4, 5. Heh, 2, 3, 4, 5 doğru cevap olacak büyük ihtimalle. İzle. Çalıştıralım bakalım. Ne yazdı? 2, 3, 4, 5 bir de 6'yı da yazdı. Şimdi niye 6'yı... Bak baştan bir daha çalıştıralım. İzleyelim. Şimdi baştan çalıştırıyorum. İzleyin. Niye 2'den başladı onu anlayacağız şimdi. Bakın adım adım çünkü çalıştırıyorum. Çünkü sayaç artı 1 dedik hocam. Heh, adım evet. Adım çalıştırıyorum bakın. Sayaç başladı. Sayaç 1 yaptık. Sorguladı. 1 küçük eşit mi 5'ten? Evet bu tarafa geçti. Sayacı burada ne yaptık? Bak 2 yaptı. 2 yaptıktan sonra yazıyoruz. 2 yaptıktan sonra yazdığımız için ilk 2'yi yazdı. Sonra hızlı hızlı ilerletiyorum. Sonra 3'ü yazdı. Sonra 4'ü yazdı. Sonra 5'i yazdı. 6'yı da yazdı. Sonra bitirdi. 5'te niye durmadı hocam? 5'te niye durmadı? O zaman baştan yapalım. Bak şuraya 5 eşittir gelelim. Yaptık ya. Dur gelelim bak. Gelelim gelelim. Şu anda şurada duralım şimdi. Şu an program nerede? Şurada. Sayaç değeri şu an kaç? 5 mi? Şu an çıktı sayaç diyecek. 5'i yazacak değil mi? Bakalım 5'i yazdı. Şimdi sorgulanıyor. Sorgulamaya geldik. Sayaç değerim kaç şu anda? 5. 5 küçük eşit mi 5'ten? Evet. Buraya geldi, yazdı. Buraya geldi daha doğrusu. Sonra sayacı 1 artıracak değil mi? Bak 1 artırdı. Kaç yaptı? 6 yaptı. Şu an hangisini yazacak? Ne yazacak ekranı? 6 yazacak sayacı. Hocam. Yani 6'yı yazacak. 6'yı yazdı bak. 6'yı yazdıktan sonra sayaç kaç oldu? 6 oldu değil mi? 6 küçük eşit mi 5'ten? Hayır hocam. Hayır. O zaman bitirdi. Bitirdi.
Yani 6'yı da yazıp bitirdi. Ha, sen diyorsun ki hocam 1, 2, 3, 4, 5 yazsın. O zaman şöyle yaparsak 1, 2, 3, 4, 5 yazacak. Bak, sayacı 0. Yok, sayacı 0 değil. Sayacı şuraya alırsam. Yani ilk yazdıracağım, sonra artıracağım. Bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 yazacak. Bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 yazacak. Bunu çalıştıralım. Bak ya, ne yaptığımı anladınız mı? Sayacı ilkten artırmıştım, sonra yazdırmıştım. Şimdi ilk sayacı yazdırıyorum, sonra artırıyorum. Şimdi şu şekilde yaptığımızda bakın sayaç şu anda 1. 1 küçük mü 5'ten? Evet, bu tarafa geldi. Direkt neyi yazacak? Direkt 1'i yazacak. Yazdıktan sonra artıracağım. Artırdım. 2 oldu. Sonra bir daha dönecek. Böyle sırayla gidecek. Bu sefer 1'den 5'e kadar yazacak. Yani şunu öne alsaydım. Bakın öne alsaydım. Yapıştır. 2'den 6'ya kadar yazacaktı. Şunu şu tarafa aldım. Şöyle. Bu sefer 1'den 5'e kadar yazdı. Peki. Dedik ki ne dedik? Biz buraya 100 dersek gençler. Ne olacak şimdi? Ne yazacak şimdi ekranıma? 100'e kadar. 1'den 100'e kadar mı yapacak? Evet. Evet, yapıyor. Bakın devam ediyor. 1'den 100'e kadar yazdı. Peki desek ki şu an döngümüzde, bu döngümüzde 50'den 100'e kadar yazsın istesek ne yapacağız? Sayaca 50 değerini mi vereceğiz hocam? Evet. Aynen. Başlangıçta 50 değeri vereceğiz, değil mi? Bakın 50 değeri verdik. Tam'a bastık. Çalıştırdık. Kaçtan başladı? Bak, bakabildik mi? Bakalım bir. Çekelim. 50'den başladı. Bak 50'den başladı. İşte 50'den 60'a kadar yazsın örnek. 60'a kadar. Bakın. Çalışacak. Evet. 50'den 60'a kadar yazdı. Tamam. Sayaç değişkenimiz. Şurası neymiş yani? Başlangıç değerimizmiş ve döngünün dışındaymış. Burada while döngümüzü koyduk. Biz artırmaları nerede yapıyormuşuz? While döngüsünün içerisinde yapıyormuşuz. Tamam mı? Dışında yaparsak olmaz. Artı istersem bunu başa da alabilirim. Böyle sona da alabilirim. Fark etmez. Ne fark eder? Yazdığı değerler fark eder. Şimdi tekrar girelim. 1 yazdım. Size bir soru daha. Buraya da 10 yazdık, değil mi? Şu an ne yazar? Şu an ne yazacaktır? 1'den 10'a kadar. 1'den 10'a kadar. 11. 11 yazdım. 10 pardon. 1'den 10'a kadar yazıyor şu anda. Yani biz buralara ne değer girersek o aralıkta yazıyor. Peki şu anda ne yazar? Ekranı iyi düşün bakalım. Şu an ekrana ne yazar çalıştırırsam? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İyi düşün. Düşünerek yapın bak. Düşünmeden hocam yaparsın. Çifter çifter gider. Kaçtan başlayacak? Kaça kadar gidecek? Onu söyle bana. Çifter çifter 2'den başlayarak. Hocam 1, 3, 5, 7, 9 mu? Düşünün. Düşünerek cevap verin. Kaçtan? 1'den mi başlar? İlk kaçtan başlar? Düşün bakayım. 1'den mi başlıyor? Bir düşün. 1'den başlıyor. Bence de 1'den başlayacak. Birden başlayacak. Kaçar kaçar artacak. İkişer ikişer. Yani bir yazacak, sonra üç yazacak, sonra beş yazacak, sonra yedi, sonra dokuz, on bir yazar mı? Yazmaz. Yazmaz bence de. Bak gördünüz mü? Bir, üç, beş, yedi, dokuz yazdı. Tamam. Peki dört yaparsak ne yazar? Söyle bakayım. 5, 9. 1, 5, 9 yazdı. Şimdi nasıl 1, 5, 9 yazdı? Adım adım izleyelim. Bak adım adım izliyoruz. Adım adım yapıyoruz. Çalıştır. Sayaç başlangıç değeri 1. 1 atadı bak. 1 küçük mü ondan? Evet. Evet bu tarafa geldi. Sayacı yazdır. Sayacın değeri kaç şu an? 1. O zaman 1 yazacak. Bak 1 yazdı. Sayacı artıracak. Kaç artıracak sayacı? 4. Yani kaç yapacak? 1, 4 daha 5 mi yapacak? Evet. Bak 5 yaptı. Sonra sorguluyor. 5 küçük mü ondan? Evet. O zaman bu tarafa geldi. 1, 5, 9 yazacak sayacı hocam. Sayacı yazacak. 5'i yazacak şimdi. 5'i yazdı. 5'i yazdıktan sonra 4 artacak. Kaç yapacak bunu? 9. 9. Bir daha sorgulayacak. 9 küçük mü ondan? Evet. Evet. O zaman yine doğru tarafına gitti. 9'u da yazdı.
9'u 4 artırdı. Kaç yaptı? 13. 13 küçük mü ondan? Hayır. Hayır. O zaman ne olacak? Program ya, bitti. Bak 1, 5, 9 yazdı. Evet. Mesela biz 0'dan başlasın. 100'e kadar gitsin. Onar onar saysın. Dersem ne yazar ekrana? Şu anda. 10, 20, 40, 50, 60, 70. 0'dan 100'e kadar mı gider? Evet. Hocam onar onar gider ama. 0'dan 100'e kadar onar onar gider. Evet bak sıfır, öyle oldu zaten. 0'dan başladı. Onar onar gitti mi? Evet gitti. Evet. Tamam. Döngü dediğimiz olay bu. Evet. While döngüsü bu. Buraya kadar sorunuz var mı? Yok. Yok anladınız. Tamam güzel.